Bahsettiği iki tane ikiz bina vardı. Birini... Kolonla ilgili. Evet. Şunu da aslında söyleyelim. Çünkü çadır kurulumu 70.818 evet. civarında şu an ve her günde bu artıyor. 5.402 iş makinesi de bölgeye sevk edilmiş. Sen de az önce söyledin. Evet. Bu önemli. Evet. Bahsettiği bu kolon meselesi iki tane ikiz bina düşün. 15'er katlı A ve B blok. Biri sapasağlam yerinde dururken tabii. nispeten. Diğeri yerle bir oldu. Nedenine bakıldığında işte garajındaki daha fazla araba girebilmesi için kolonların inceltildiği, yerlerin açıldığı, işte daha konfor, işte hani o binalar satılıyor tabii. ya kapalı garajınız vardır, işte sıcak suyunuz vardır, okula yakındır, metroya yakındır vesaire gibi denilen. İşte galeri yapılıyor, banka yapılıyor çünkü hani Adana'dan da o haberleri vermiştik Turgut Özal bunlarında. Gölcük'te benim başıma da geldi, kolonlar kesildiği için gidiyor yani birçok yerde. Dolayısıyla o büyük katlarda bunlar kendi kendilerine mi kesiyorlar, yapı denetçileri yok mu? Var. O halde nasıl kesebiliyorsun koskoca binanın kolonlarını? Yani hiç şikayet gelmiyor mu atıyorum 15 katlı apartmanın sakinlerinden? Geliyor. O zaman kim görevini yapmıyor burada? Kolonları kesmiş müteahhit ya da ne bileyim müteahhit de değil. O adam alıyor satıyor. Alan adam ben burayı galeri yapacağım diyor. Kolon kesiyor. Nasıl kesebiliyorsun bunu? Hadi sen de içinde can veriyorsun. Allah korusun yukarıdakiler de veriyor. İşte en büyük sorunlardan biri bu zaten. Bazı müteahhitlerden de sesler yükseldi bu arada. Yani siz diyorsunuz ki işte bilmem kaç atom bombası şiddetinde Hı-hı. böyle bir deprem yaşanmış. Benim dairemi siz, benim binamı siz bana soramazsınız diyen. Yok gayet açık ve nette sorarız yani. Çatır çatır da cevabını da isteriz. Evet. Olmuyorsa da hakim bey anlatsın. Evet, telefonunu kapatarak şu anda görüşmeyi tamamen kesmiş durumda ulaşılan Nereye bir müteahhit. Nereye kadar kaçabilir acaba? Hı. Maalesef Peki öyle. Kolonlarla ilgili madem konuşuyoruz, evet, onunla ilgili de haberimizi verelim istersen. Gaziantep ve Şanlıurfa'da ibretlik görüntüler vardı efendim bununla ilgili. Kolonları kestiler. Katliamı bu katliamı adeta planladılar. Kolonu kırılan binalar yerle bir oldu. İşte o binalar geliyor şimdi. Yengem içeride, yengem hepsi içeride. Bizim evimizdi burası. Yıkılacağını biliyordum ben. Yıkılacağını biliyordum dediği o korkunç gerçeği söyledi. Otoparka daha çok araç girsin diyen vicdansızlar kolonları kesmiş, katliamı resmen planlamıştı. İşte görüntü bu. İkiz binaların biri enkaza dönerken diğeri sapasağlam kaldı. Bina komple ön tarafa çöküyor. Dükkanların olduğu bölgeye doğru çöküyor. Yoksa diğer binaya neden bir şey olmadı? İki defa deprem gördü. Aynı bina değil mi? Aynı bina. İkisi de aynı. İkiz bunların. Biri A blok, biri B blok. Gaziantep'te yıkılan 8 katlı bir binanın önündeyiz. Bu binanın yıkılmasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alt kata bulunan otoparka araçların rahat bir şekilde girmesi ve otoparktan çıkması için kolonların kesildi iddia edildi. Abim de geldi uyarı yaptı. Dedi işine bak burada insanlar oturuyor bunu yapmayın diye. Alttaki taşıyıcı ayakları kestiler. Fazla alan elde etmek için. Dükkanlarına, garajlarına rahat girip çıkabilmek için. Mal almak için. Elim giriyordu o duvarlara. Normal sıva çatlağı değildi. 11 katlı yıkılan bu binada iddia göre 60 kişi yaşıyordu. Ve çoğuna mezar oldu. Şimdi de dalga geçer gibi ben binadakilere 10'ar kilo işte kahve gönderdim. Bana müsaade ettiler diye böyle yapıyorlar. Bu kadar insanın hayatıyla oynadılar. İspatlayamıyorsun, kanıtlayamıyorsun ama zaten bu bilirkişi raporunda zemine girip zaten bu açıklanacak. Şanlıurfa'da da aynı korkunç manzara, aynı vicdansızlık vardı. Aynı blok, iki aynı bina yan yanaydı. Biri sapasağlam duruyor, diğeri enkaza dönüştü. 31 kişiye mezar oldu. Ben kendim gece saat 5'te 2 kişiyi enkazın altından çıkardık. Çünkü iddiaya göre bu binanın altında market vardı ve yine iddiaya göre markette kolonlar kesilmişti. Alışveriş yapıyoruz sürekli bu marketten. Yani genişletilmesi için kolonların kesildiğini olarak duyduk. İki bina, iki enkaz. Sağ kurtulanların tek isteği binalarını tabuta çeviren vicdansızların hesap vermesi. Bu vicdansızların hesap vermesi, iki tane bina, şimdi gözle görülen bir gerçek var. O iki binada birden, evet, depremin şiddeti oldukça yüksek. Depremin şiddeti ne olursa olsun o fay hattını ya da o kırılma yaşanan yerin üzerinde hangi sağlam binayı koyarsan koy, durabilmesi imkansız açıklamasına da bulundu uzmanlar. Ancak ve ancak sen zaten hala hazırda deprem bölgesinde bütün o yer işte vesaire onlar incelenmeden yapılan bir yapının sağlamlığını sorgulamaksızın, sorgulamadan bir de üstüne üstlük ona biraz daha zarar verebilecek şekilde o kolonları yıkarsan işte bu kaçınılmaz. Diyor ki yaşayan bir kişi içinde ben biliyordum onu yıkılacağını zaten. Açık 15 katlı bir bina, onlarca daire var içinde, onlarca insan var. Bak ilk depremde
Evet, biraz zedelenmiş. İnsanlar çıkmaya çalışmışlar. O da saatler almış. O iki saat boyunca canını kurtaran kurtarmış. İkinci depremde zaten dayanamamış. Ama bu iki depreme de karşı diğer binaya bakıyorsun, dimdik ayakta duruyor. Açık ve net işte yani. Sen alttan masanın ayaklarını düşün Ebru. Ya 5-6 ayak. Aynen. Biri onun eksik ikini, oldu, üçünü, dördünü kestiğin zaman ne olacak? Böylesi bir sarsıntı. Yani yedilik bir depreme bile gerek yok ki burada. Üçlük bir depremde, dörtlük bir depremde gider. Şimdi bu konuyla ilgili haber yapan arkadaşlarımız var, gazeteci dostlarımız. Hemen sağ olsunlar izlemişler ve evet, diyorlar mesela bina denetimden geçip oturmaya açılsa bile belli aralıklarla belediye denetlemeli. Ya bu uzman görüşü aslında evet, bakarsan. Ya haberleştirecek bunu arkadaşlarım. Çünkü kolon ciddi anlamda sıkıntı. Belediye her 6 ayda bir, her 1 yılda bir belki denetlemek zorunda. Ya bu yani kanunda da açık benim. Denetlenmenin yanı sıra sağlamlaştırma çalışması da yapılmalı çoğu belki. Çoğu zaman kesiliyor. Bu binaların yıpranma payı yok mudur? Ya var elbette de yani kolon gidip, şimdi önemli ya. Tabii hani kolonu ki, niye kesiyorsun diye soruyoruz tabii, ya adamlara. Soruyorsun. Dolayısıyla yani hani gidip de atıyorum ben bu binayı aldım ya da bu şey bu devasa apartmanın alt katını aldım. İki tarafı da birleştirdim. Galeri yapacağım, büyük devasa restoran yapacağım, banka yapacağım falan filan. E tamam diyorlar. Okey al. Onda bir sıkıntı yok ama işte hani belli aralıklarla belediye elemanlarının mutlak suretle denetlemesi lazım. Denetleme önemli. Kolon kesildiyse de hemen tahliye edilmeli ki buna cesaret edemesin diğer kolon kesmeye çalışan işte kurum sahipleri ya da restoran ya da başka bir şey sahipleri. Ama gel gör ki bizim memleketimizde yine Gölcük'e gideceğim. Gölcük depreminde de açık ve net bariz ortadaydı kolon kesmeden dolayı yıkılan binalar. Al sene 2023 Şubat'ındayız. Bölgedeyiz. Birçok devasa yapı kolon kesmekten dolayı işte bu şekilde yıkılmış. Kaç katlı bir binaydı bahsettiğin bina? Altında ne vardı hatırlıyor musun o kolonu kesilen bina? Banka vardı mesela. 6-7 katlı 15-20-30 metrelik bir yerdi. E şunlara baksana bu 20 katlı neredeyse. Ve o bunun taşıyıcı kolonları sen kesiyorsan atıyorum 10 tane kolon var. Bunun sen 4'ünü kesiyorsan yer açacağız bilmem ne diye zaten oradaki insanların oradaki 500 kişiye sen mezar açıyorsun aslında. Ama bunu denetlemek lazım. Belediye ne işe güne güne duruyor? Belediyenin elemanı ne güne duruyor? Yapı denetimcisi ne güne duruyor? Ha ya da gitmeden tamam denetledik diye oradan hemen ayaküstü. Evet. Belki bir rantsal durumlardan dolayı işlerini halletmeye çalışıyorlar. Sonra da biz de burada konuşuyoruz. Değil mi? O hani imzaların atılış hali gözümün önüne geliyor bir anda denetlendi diye gidip şöyle bir tik atarsın ya. Ha, aynen öyle. Yani evet. Ya bu ortaya çıkacaktır. Bizim emminin oğlu, bizim kadar dayının oğlu bilmem ne öyle. Liyakat sahibi insanların oturduğu koltuklar değil ki çoğu. Ya da işini önemsemeyen ya da işine gerçekten emek vermeyen İnsanlar da olabilir bilemezsin. Bin bir türlü insan var. Bin bir türlü insan bu yıkılan binalar evet yıkıldı o veya bu şekilde ama vicdanlar da çöktü onlarla beraber. Vicdan çok çoktan onlar zaten gitti de parayı takip edeceksin. Özellikle bu tür suçlarda parayı takip evet, edeceksin. Hani derler ya özellikle o kaçakçılıklarda falan filan. Evet. Parayı takip et suçluyu bulursun. Para nereye gidiyor? Orada suçluyu bulursun. Açık ve net bu kadar basit. Ve insan canı burada söz konusu. Ve ya, bir gecede işte koyuyoruz canlarımızı toprağın altına on binlercesi. Yasın. Ya işte bu fırsatçılar sen düşünebiliyor musun ki onlar o depremzedelerin emeğine göz dikenler insanlar belki orada kurtarılmayı beklerken sen aynı binanın aynı yakıntının içine girip onların emeğini çalmayı düşünüyorsun.